Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Malum önümüz Ramazan ayı, ben de buzluk için bazı hazırlıklar yaptım. Aslında bunu sadece Ramazan ayı için değil, normalde acil bir misafiriniz geldiğinde ya da çocuğunuz okuldan geldiğinde beslenmesine koymak için ya da yemek yapmak istemediğiniz zamanlarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırlayıp buzluğa koymak gerçekten çok pratik oluyor, özellikle de çalışan kadınlar için. Ben neler yaptım birazdan hepsini videoda anlatacağım zaten. Video içerisinde olmayan sadece köfte var. Köfteyi istediğiniz herhangi bir köfte tarifini yapıp önce tek tek dondurup daha sonra bu şekilde kaplarda saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman, istediğiniz miktarda pişirebilirsiniz. Ben yeri geldiği zaman oğluma sadece bir tane, iki tane bile pişirebiliyorum. Bu yüzden çok pratik oluyor. İçli köfteler de yine aynı şekilde kaç tane istiyorsanız o kadar pişirebiliyorsunuz. Lafı çok fazla uzatmadan hemen yapımlarına geçmek istiyorum. İlk olarak kıymalı gül böreği ile başlayacağız. Bu aslında sosyete mantısı olarak da geçiyor. İç harcı ile başlıyorum. 2 tane büyük soğan, 1 tane kapya biber, 2 tane de sivri biber kullanacağım. Hepsini küçük küçük doğradım. Şimdi tavanın içerisine koyuyorum. Tabakta kalanları da sıyırıyorum bu arada. Daha sonra üzerine sıvı yağ ilave ediyorum ve yumuşayana kadar kavuruyorum. Yumuşadıktan sonra içerisine kıyma ekliyorum. Ben yaklaşık yarım kilo kadar kullandım. Ve kıymayı kavuruyorum. Birkaç dakika kavurmak yeterli oluyor zaten. Daha sonra üzerine tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekliyorum. Salça eklemediğim için ben kırmızı toz biberi biraz daha fazla ekliyorum. Baharatları kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane de küçük boy domatesi küçük küçük doğradıktan sonra onu da ekledim. Domatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Bu şekilde harcım hazır hale gelmiş oluyor. Soğutup daha sonra kullanacağım. 1 kilo kadar yufka kullandım. Yufkaları ilk olarak seriyorum. Daha sonra 8 parçaya bölüyorum. İç harcı zaten yağlı olduğu için herhangi bir sos hazırlamadım böreğin içine ama isterseniz tabii ki sütlü, sıvı yağlı ya da sirkeli bir sos da yapabilirsiniz. Bu börek zaten çıtır olduğu için ben ekstradan bir sos yapma gereği duymuyorum. Ama dediğim gibi isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Daha sonra yufkanın geniş kısmına kıymalı harçtan koyuyorum. Sarıyorum. Uç kısmını biraz suyla ıslattıktan sonra doluyorum. Çok basit zaten. Bu börekler birbirine yapışık olarak pişiyor açılmaması için. O yüzden dizerken de birbirini bitişik şekilde diziyorum. Ben ilk olarak 4 tane yufka sermiştim ama yetmedi. Elimde 1 kilo yufka vardı. Hepsini kullandım. Yani yarım kilo kıyma, 1 kilo da yufka kullanmış oldum. Eğer bu malzemeler sizin için fazlaysa biraz daha azaltıp yapabilirsiniz. Normalde buzluğa börek falan koyacağım zaman ilk olarak yağlı kağıt serili bir tabağın üzerinde tek tek donduruyorum. Hepsi donduktan sonra kapların içerisine koyuyorum. Ama bu börekler zaten bitişik olarak pişeceği için tek tek ayrı ayrı dondurmama gerek yok. O yüzden direkt bu şekilde kutunun içerisine diziyorum. Yine birbirine bitişik olacak şekilde. Aralarına yağlı kağıt koyuyorum mutlaka ki yapışmasınlar birbirine. Bu ölçülerle bu kadar börek çıktı bu arada. Daha fazlası yok bu tepsinin içindekiler.
Bu arada siz buzluğa neler koyuyorsunuz? Aşağı yorum olarak bırakırsanız hepimiz faydalanmış oluruz. Sizin koyduğunuz farklı tarifler varsa onları da yazabilirsiniz. Böreği nasıl pişiriyorum? Bir de onu anlatmak istiyorum. Üzerine herhangi bir yumurta sarısı falan sürmüyorum. Çok az bir tereyağı eritiyorum ve fırçayla eritilmiş tereyağını böreklere sürüyorum. Şu anda börekler buzlu. Buzluktan yeni çıkarttım. Hiçbir şekilde çözdürmedim. Bu şekilde buzlu haldeyken üzerine eritilmiş tereyağı sürüyorum ve önceden ısıtılmış 180 derece fırına atıyorum. Kızarana kadar pişiriyorum. Her fırın farklı olduğu için tam bir süre vermiyorum ama yarım saat falan yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok güzel pişti. Kesinlikle ilk yaptığınız gün bir farkı olmuyor. Mutlaka tavsiye ederim. Kaç tane istiyorsanız alıp pişirebilirsiniz. Donuk halde pişirin. Hiç problem olmuyor. Şimdi patatesli böreğe geçiyorum. 2 tane orta boy soğan kullanacağım. Üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum ve kavuruyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Ben domates biber karışık olarak kullandım. Daha sonra 3 tane haşlanmış ve ezilmiş patatesi ekliyorum. Patatesli harcı nasıl yapıyorsanız öyle yapabilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Ben her zaman böyle yapıyorum. O yüzden yine bu şekilde tercih ettim. Daha sonra kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, biraz kuru nane ve tuz ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Bu şekilde harcım hazır hale gelmiş oluyor. Patatesli böreğin içi için sos hazırladım. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Daha çıtır olsun isterseniz içerisine bir yemek kaşığı sirke de koyabilirsiniz ya da un da ekleyebilirsiniz. Unlu ve sirkeli börekler de çok güzel çıtır oluyor. Ben bu şekilde hazırladım. Daha sonra yufkayı biraz ıslatıyorum. Burada önemli püf noktalarından bir tanesi yufkayı aşırı ıslatmamak. Çok ıslattığınız takdirde hamur hamur olabilir. Biraz ıslanması yeterli gelecektir. Yufkayı üç tarafından iç kısma doğru katlıyorum. En son kısmı bıraktım. Hazırlamış olduğum patatesli harcı koyuyorum düz olan kısma. Elimle düzelttikten sonra rulo haline getiriyorum. Katladığım yere de biraz sos sürdüm. Uç kısmına da biraz sos süreceğim ki rahat yapışsın. Bu şekilde rulo haline getirdikten sonra kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uyguluyorum. Patateslerim büyük boydu. 3 büyük boy patates kullandım. Yufkayı da yine aynı şekilde 1 kilo kullandım. Bütün yufkalar bitti. Şimdi bunları dondurma aşamasına geçiyoruz. İlk olarak hepsini tek tek donduracağım. Bir tane tabağa yağlı kağıt koydum. Börekler birbirine değmeyecek şekilde diziyorum. Bu önemli bir püf nokta. Birbirine yapışmaması için ilk olarak değdirmeden donduruyoruz. Daha sonra hepsi donduktan sonra kutulara koyabiliriz. Ben bu şekilde iki kat koydum. Aralara yağlı kağıt koydum yine. Şimdi börekler tamamen dondu. Artık kutulara yerleştirebilirim. Bu aşamada birbirine değseler de hiç problem değil. Zaten şu an donuk vaziyetteler, hiç problem olmaz. İsterseniz buzdolabı poşetlerine de koyabilirsiniz. Ben buzlukta genellikle bu şekilde sızdırmaz kaplar kullanıyorum. Düzen açısından daha rahat oluyor bence. Hem üst üste gelebiliyor hem de bayağı düzenli duruyor.
Bunun da pişmiş hali bu şekilde çıtır çıtır aynı şekilde donuk olarak pişirdim. Gül böreğini pişirir gibi zaten aynı anda pişirdim ikisini de. Eritilmiş tereyağı sürdüm donuk haldeyken. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar beklettim. Çıtır çıtır çok güzel oldu. Şimdi içli köfte hazırlıyoruz. 2 tane soğanı küp küp doğradım. Üzerine biraz sıvı yağ gezdirdim. Soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Tamamen yumuşadıktan sonra kıyma ekliyorum. Yarım kilo kadar kıyma kullandım. Birkaç dakika kıymayı kavuruyorum. Bu içli köfte tarifini nefis yemek tariflerinden almıştım. O zamandan beri bu tarifi yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Hamuru iyi yoğurduğunuz takdirde hiçbir problem olmuyor. Şimdi kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, biraz kimyon ve tuz ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Altını kapatıyorum. Biraz ceviz ekliyorum. Şart değil ama bence cevizli daha güzel oluyor. İstemiyorsanız tabii ki eklemek zorunda değilsiniz. Soğuduktan sonra da maydanozunu ekliyorum. Maydanozu sıcakken ekleyince çok ölüyor. O yüzden soğukken ekliyorum. İçli köftenin iç harcını eğer bir gün önce yaparsanız ve buzdolabında bekletirseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Hemen yapıp doldurursanız içerisindeki yağdan dolayı hamurun kapanması çok zor oluyor. O yüzden mümkünse bir gece önce yapın. Buzdolabında kıymalı harcı bekletin, iyice donsun. Daha sonra içli köftenin içine koyarsınız. Çok daha rahat edersiniz. Bu arada benim yaptığım bu harç çok fazla oldu. Siz bunun yarım ölçüsünü yapın bence. Ben yarım kilo kıyma kullandım ama 250 gram kıymayla yaparsanız daha iyi olur. Çünkü hamur yetmedi. Tekrardan aynı ölçüde hamur yoğurmak zorunda kaldım. Ondan dolayı dediğim gibi yarısını yaparsanız çok daha iyi olur. Şimdi hemen hamuruna geçiyorum. 2 su bardağı ince bulgur kullanıyorum. 1 su bardağı da irmik. Bu malzemeleri 2,5 su bardağı sıcak suyla ıslatıyorum. Şöyle hafifçe bir karıştırıp üzerini kapatacağım. 20 dakika boyunca bulgurların şişmesini bekleyeceğim. Bulgurlar şiştikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Bir tane yumurta. Bir yemek kaşığı domates biber karışık salça. Tuz, karabiber ve pul biber ekledim. 1 çay bardağı da un ekleyeceğim. Hamuru çok iyi yoğurmak gerekiyor. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel olur ve çatlamaz. Ben ilk olarak 10-15 dakika boyunca makinede yoğuruyorum. Daha sonra bir 5-10 dakikada elde yoğuruyorum. Çok iyi yoğurduğunuz zaman hiç çatlamayan güzel içli köfteleriniz oluyor. Bir de hamuru yoğurduktan sonra çok bekletmeyin derim. Bekletince hamurun kıvamı değişebiliyor, çatlayabiliyor. O yüzden yoğurduktan sonra bekletmeden hemen yapabilirsiniz. Bu arada az önceki görüntüde maalesef telefonum kapanmış. Çok fazla hazırlığım olduğu için şarjını kontrol edemedim. Ama oğlumun diş buğdayında yapmış olduğum içli köfte videosunu buldum. Hemen oradan göstereceğim nasıl yaptığını. Bir parça elime alıyorum ve elimi ıslatarak içini bu şekilde oyuyorum. Mümkün olduğu kadar inceltiyorum. Ne kadar ince olursa o kadar çıtır ve güzel oluyor. Daha sonra içerisine kıymalı harçtan koyuyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bu ölçülerle kaç tane çıkıyor diye çok fazla soru geliyor. Bu aslında sizin yaptığınız büyüklüğüne göre değişir. Bazen kimisi çok büyük içli köfte yapıyor. O zaman daha az çıkacaktır. Benim yaptığım bu boyutlarda yani orta boy diyebiliriz. 15-20 tane civarı çıkıyor. Tabii ben sonradan tekrardan hamur yoğurmak zorunda kaldım. O yüzden benim 40-50 tane falan çıktı. Normal 250 gram kıymayla ve vermiş olduğum tarifle yaparsanız eğer 15-20 tane içli köfteniz çıkacaktır. Şimdi tabağın üzerine yağlı kağıt koydum.
İçli köfteleri tek tek üzerine diziyorum. Birbirine yine değmeyecek şekilde. Bu önemli bir püf noktası. Daha sonra dondurucuya atacağım. Bir gece boyunca bekleteceğim, iyice donsunlar diye. Sonra da paketleyeceğim. Bir gece boyunca beklettim. Şu anda içli köftelerim tamamen donuk durumda. Kutuların içine koyuyorum. Artık birbirine değse de hiç problem değil. Zaten hepsi donuk vaziyette. Bunlar gerçekten çok pratik oluyor. Eşiniz ya da çocuğunuz okuldan geldiğinde, işten geldiğinde hemen böyle bir iki tane çıkartıp kızartabilirsiniz. Nasıl pişirdim? İçli köfteyi donuk bir şekilde direkt yağın içerisine koydum. Yalnız burada en önemli püf nokta aşırı kızgın yağda pişirmemek. Çünkü çok kızgın yağda kızartırsanız sadece dışı kızarıp içi donuk kalabilir. O yüzden orta ateşte hafif hafif kızartıyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hiçbir şekilde çatlama falan da olmadı. Şimdi dondurucuda pizza yapacağız. Bunun için 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt kullanıyorum ve bu karışımı hafif ılınana kadar ocakta tuttum. Bu mayalı hamurlarda biliyorsunuz önemli bir püf noktası. Çok fazla ısıtmıyoruz. Elimizi yakmayacak kıvama gelene kadar hafif ısıtıyoruz sadece. Daha sonra 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket de kuru maya ekledim. Karıştırıyorum. Mikserin içerisine un koyuyorum. İlk olarak 4 su bardağı koydum. Daha sonra gerektikçe ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Ortasını havuz gibi açıyorum ve mayalı karışımı döküyorum. Yoğurmaya başlıyorum. İki üç yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum şimdi. Benim hamurum toplamda 6 bardak kadar un aldı ama siz dikkatli ekleyin. İlk olarak 4 bardakla başlayın. Daha sonra gerektikçe ilave edersiniz. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamuru 45 dakika 1 saat boyunca oda sıcaklığında üzeri örtülü şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken ben de pizzanın sosunu hazırlıyorum. Biraz zeytinyağının içerisine 2 yemek kaşığı salça ekledim. Domates biber karışık olarak kullandım. 2 diş de sarımsak ekliyorum. Birkaç dakika kavuruyorum. 1 su bardağı yazdan hazırlamış olduğumuz domates soslarından kullandım. Elinizde bu şekilde bir domates sosu yoksa domatesi rondodan çekerek püre haline getirip de kullanabilirsiniz. Tuz, pul biber, kekik, biberiye, karabiber ve fesleğen koydum. Baharatları da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde pizzanın sosu da hazır hale gelmiş oluyor. Hamur mayalandıktan sonra ilk olarak kokusunu çıkartmak için biraz yoğuruyorum. Daha sonra bezelere ayırıyorum. Ben bütün pizzaların aynı boyda olmasını istediğim için hamurları tartarak yaptım. Her bir hamuru 600 gram olacak şekilde tarttım. Bu şekilde 8 tane pizza çıktı. İsterseniz daha büyük de yapabilirsiniz ama ben buzluğa rahat sığsın diye hem de tüketimi daha kolay olsun diye küçük pizzalar yapmayı tercih ettim. Şimdi hamur matına biraz un serptim. Hamurun üzerine de un serpiyorum ve açıyorum. Açmış olduğum hamuru yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. 2 tatlı kaşığı kadar pizza sosundan sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Şimdi kaşar peyniri rendesi serpiyorum. Üzerine domates, biber ve mısır kullandım. Siz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben belki sahurda tüketiriz diye sucuk falan koymadım ama sucuk, sosis, mantar, zeytin ne isterseniz ekleyebilirsiniz.
Bütün pizzaların hepsini aynı yapmak zorunda da değilsiniz. Farklı farklı malzemeler kullanarak da yapabilirsiniz. Bunları dondururken bu şekilde yağlı kağıdı ile birlikte dondurucuya atıyorum ilk olarak. Tek tek donduruyorum. Daha sonra streçleme yapıyorum. Birbirine değmeyecek şekilde donduruyoruz. Hepsinde olduğu gibi aynı mantık aslında. Pizzaları dondurucuda tek tek dondurdum. Şu an bunlar donuk haldeler. Hemen streçleyeceğim. Streçlerken bu yağlı kağıdı da atmıyorum. Yağlı kağıtla birlikte streçliyorum. Pişirirken de zaten direkt böyle yağlı kağıtla birlikte fırın tepsisine koyuyorum. Tekrardan yağlı kağıt kullanmaya gerek kalmıyor. Pişirirken pizzayı donuk halde buzluktan alıyorum. Hiçbir şekilde çözdürmeden direkt önceden ısıtılmış 180-190 derece fırında pişiriyorum. En önemli püf noktası fırının sadece alt ayarının açık olması. Üstündeki malzemeler zaten bir şekilde pişiyor ama alttaki hamurun hamur olarak kalmaması için iyi kızarması ve iyi pişmesi gerekiyor. Bu yüzden sadece alt ayarını açıyorum. Buna dikkat ederseniz çok güzel pizzalarınız olur. Gördüğünüz gibi kaşarı falan da zaten çok güzel eridi. Acil bir misafiriniz geldiğinde de yapabilirsiniz. Çok pratik oluyor gerçekten. Son olarak da döner yapacağız. Tavuk döner. Daha önce zaten kanalda da bunun tarifini paylaşmıştım. Ramazan için de yaparken paylaşmak istedim. 5 yemek kaşığı kadar yoğurt var tepeleme. 2 yemek kaşığı salça. Biraz da zeytinyağı ekliyorum. Benim elimde sarımsaklı yoğurt vardı. Onu değerlendirdim. Daha sonra pul biber, tuz, karabiber, kekik ve tavuk baharatı ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Ben sarımsaklı yoğurt kullandığım için koymadım ama siz normal yoğurt kullanacağınız için 2 diş de sarımsak ekleyebilirsiniz. 1 kilo tavuk göğsünü iri iri doğradım. Sosun içerisine koydum. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Bunu ben 2 akşamlık olarak ayırdım. 2 tane rulo yaptım. O yüzden 1 kilo tavuk göğsü kullandım. Bir akşamlık yapacaksınız eğer yarım kilo kullanabilirsiniz. Şimdi streçe tezgaha seriyorum. Tavuğun yarısını koyuyorum. İsterseniz soğan ya da farklı baharatlar da koyabilirsiniz bu arada. Ben her zaman böyle yaptığım için yine aynı tarifi uyguladım. Ve rulo yapıyorum. Bunu pişirirken de dondurucudan çıkarıyoruz. Buzlu buzlu incecik kesiyoruz bıçakla. İnce ince tavuklarımız oluyor. Daha sonra tavayı kızdırıyoruz ve kızgın tavanın içerisine yaprak tavukları koyuyoruz. Çok güzel. Gerçekten aynı hazır dönerler gibi oluyor. Hem de ev yapımı, içeriği de temiz. Mutlaka tavsiye ederim. Bir lavaşın arasına koyup iftarı aradan çıkarabilirsiniz. Bu şekilde bunu da dondurucuya atıyorum. Bunlar da yine börekler. Aslında bunları dondurmadan önce çekmiştim. Yani ilk yaptığım zaman pişirmiştim denemek için. Dondurduktan sonra da yine aynı sonucu aldım. Onu göstermek için koydum. İki türlü de çıtır çıtır oluyor. İster taze yapıp pişirin, ister dondurucuya atın. Böyle bir acil misafiriniz geldiğinde ya da canınız yemek yapmak istemediğinde, çocuğunuz okuldan geldiğinde falan, özellikle çalışan kadınlar için gerçekten çok pratik oluyor bu tarz buzluk hazırlıkları. Umarım size de fikir olmuştur. Son olarak buraya da görsellerini ekliyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.